Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Wortbildung, yani kelime oluşturma. Kelime oluşturmayı arkadaşlar nachsilben bei adjektiven, yani burada arkadaşlar iel ve iel ile olan sıfatların sonlandırıcılarını görüyor olacağız. Şimdi arkadaşlar iel ve iel ile baktığımız bu konuda bunlarda özellikle şu an tahtada yazmış olduğum kelimeler, daha doğrusu sıfatlar birbirinin benzeri, yani kök olarak birbirinin aynı ancak anlam olarak farklı olabiliyorlar. Bunlara bir bakalım dilerseniz. Öncelikle real'e bakıyoruz arkadaşlar. Real, der reale Austausch, real ve real var. Bakın real ve burada real denildiğinde gerçek anlamına gelmiş oluyor real. Real de güzel Türkçe'de de aslında hani artık oturmuş durumda olan bir sıfat. Bu da real anlamına geliyor. Şöyle ki ben burada real somut dediğimde burada da real demiş oluyorum. Yani real derken doğru gerçek anlamına gelmiş oluyor. Bakın sol tarafta der reale Austausch. Austausch neydi arkadaşlar? Değişim demekti. Dolayısıyla somut değişim dediğimizde der reale Austausch demiş oluyorum. Ancak sağ tarafta baktığımda real, reale Chancen auf dem Arbeitsmarkt, yani pazardaki real şanslar ya da doğru gerçekçi şanslar değil mi şeklinde biz bunu çevirebiliyoruz. Ancak az önce söylemiş olduğum gibi bu Türkçe'de de var olan bir şey. Reel şanslar değil mi anlamına gelmiş oluyor. Yani pazardaki burada tabii işten bahis, Arbeitsmarkt değil mi? İş pazarındaki şanslar, reel şanslar gibi Türkçe'ye çevirebiliriz. Bir sonrakine baktığımızda arkadaşlar ideal ve ideal görüyoruz. Kök olarak az önce de söylemiş olduğum gibi birbirinin aynı ancak farklı anlamlara gelebiliyorlar. İdeal, Türkçe'de de artık ideal diye geçiyor. Şöyle ki die ideale Beziehung, ideal olan ilişki denildiğinde yani arzulanan değil mi? İstenen, arzulanan, ideal olan ilişki denildiğinde demek ki die ideale Beziehung demiş oluyoruz. Ancak ideale baktığımızda idealde ise arkadaşlar varsayımsal anlamına geliyor. Bedürfnis yani ihtiyaç anlamında. Yani buradaki ideale bedürfnisi varsayımsal ihtiyaçlar anlamına gelmiş oluyor. Tabii arkadaşlar burada farkındaysanız terminolojiye giriyoruz. Dolayısıyla işin içerisinde buradan ekonomiden bahsedebiliriz. Sosyolojiden, psikolojiden, felsefeden bahsedebiliriz. Tabii burada baya bir jargonları görüyoruz. Dolayısıyla bunlar nereden geldiklerine dair bir fikir olması maksadıyla görmüş olduğumuz, çok böyle derinlemesine giremiyoruz. Çünkü derinlemesine girdiğinizde baya bir okyanusla karşılaşmış oluyorsunuz. Ancak burada nereden geldiğine dair bir farkındalığı size anlatmaya çalışıyorum. Bakın burada da rasyonel ve rasyonel var. Bakın rasyonel denildiğinde burada akılcı diyebiliyoruz. Akla uygun diyebiliyoruz. Ancak sağ tarafta baktığımızda rasyonel görüyoruz. Bakın burada rasyonel hızlı demek. Ancak burada rasyonel Türkçe'de de var olan bir şey. Rasyonel düşünce deriz değil mi? Ancak işte her ikisini karıştırmamak lazım arkadaşlar. Almanca'da bir kelimeyi kullanırken gerçekten üstünde durmak, bilmediğinizde kullanmamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü ne kadar birbirine benzediğinin farkındasınızdır. Bakın rasyonel denildiğinde demek ki burada ne olmuş oluyor rasyonelde? Kasıt akla uygun değil mi? Rasyonel demiş oluyoruz. Dolayısıyla das rationale denken, akla uygun olan düşünce denildiğinde das rationale denken deniliyor. Biz az önce söylemiş olduğum gibi rasyonel düşünce deriz.
Ve bundan rasyonel düşünceden kasıt nedir? Akla uygun olan düşüncedir. Ancak rasyonele geldiğimizde işte burada dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın burada ne diyor? Eine rationelle Entwicklung. Entwicklung gelişim demek arkadaşlar. Dolayısıyla hızlı bir gelişim anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla buradaki yazım farklılığına baktığımızda tabii bunlar Latince kökenli kelimeler oldukları için arkadaşlar bunlara çok çok iyi dikkat etmek gerekiyor. Kullanırken kullanım alanlarına mutlaka bakmak gerekiyor. Bakın ial ve iel şeklinde ayırt ediliyor bunlar. Az önce de söylemiş olduğum gibi kök olarak aynı kökten olabiliyor ama anlam olarak farklı olabiliyor. Aynı da olduğu durumlar var. Ancak ben burada tahtada belirtmiş olduğum bu yapılar birbirinden farklı olan yapılar. Dolayısıyla mutlaka ayrı anlamlar olacaktır diye bir kaidemiz yok. Dolayısıyla aynı olabileceği gibi ayrı anlamlar da olabiliyor. Dilerseniz şu görmüş olduklarımızı, tahtaya yazmış olduklarımızı şöyle bir tekrarlayalım. Demek ki real ve reel farklıymış. Ne oluyormuş realde arkadaşlar? Der reale Austausch. Austausch az önce de söylemiş olduğum gibi değişim demekti. Değil mi? Neymiş? Somut olan değişim anlamına geliyormuş. Der reale Austausch. Ancak reale baktığımızda reale Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Artık Türkçemizde de bu jargon var. Reel şanslar anlamına geliyor değil mi? İş pazarındaki reel şanslar ya da işte gerçekçi olan şanslar gibi de Türkçe'ye çevrilebiliyor. Hatta gerçekçi olan şanslar yerine reel de diyebiliyoruz öyle değil mi arkadaşlar? Hani bir ekonomi programına baktığımızda reel kelimesini defalarca duyacağız değil mi? Duyuyoruz da. Diğerine baktığımızda ideal ve ideal olarak karşımıza çıkan sıfatlar var. Burada da ideal, güzel Türkçe'de de karşımıza çıkıyor. Die ideale Beziehung, ideal olan ilişki değil mi? İşte nedir? İşte kişiden kişiye göre değişir öyle değil mi? İdeal olan, arzu edilen gibi de düşünülebilir alt başlık, alt metin içerisinde. Ancak ideale baktığımızda, ideale bedürfnisse şeklinde ele aldığımızda burada da varsayımsal olan ihtiyaçlar olmuş oluyor değil mi? Ideale bedürfnisse. Şimdi ideale bedürfnisse denildiğinde burada işte sosyoloji bilimi işin içerisine giriyor, psikoloji işin içerisine giriyor. Tabii burada bunun alt başlıklarına pek açamıyorum çünkü burada uzmanlıklar devreye giriyor. Çünkü bir şey söyleyecek olursam yanlış yapmaktan çekindiğim için bunu demek ki üst başlık olarak ideale bedürfnisse başlığı altında incelemiş oluyoruz. Bir sonrakine baktığımızda arkadaşlar rasyonel ve rasyonel var. Evet, rasyonel olarak baktığımızda ne dedik az önce? Akla uygun değil mi? Das rationale Denken, akla uygun olan düşünce. Rasyonel düşünce. Bakın Türkçe'de rasyonel diyorum. Ancak Almanca'da rational diye geçiyor. Bakın rational denildiğinde direkt bu gelmesin aklımıza. Çünkü rational farklı bir anlamda. Ancak rational burada akılcı düşünce, das rationale Denken denilirken eine rationelle Entwicklung ne anlama geliyormuş arkadaşlar? Hızlı olan gelişim anlamına geliyor. Dolayısıyla az önce de söylemiş olduğum gibi özellikle Almanca'da hangi kelimeyi kullandığımıza emin olmadığımız sürece kullanmayalım. Emin olduktan sonra rahatlıkla tabii kullanabiliyoruz. Artık C1 seviyesinde olduğumuz için arkadaşlar çok ama çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biz tabii bunun yerine ne diyebilirdik? Eine schnelle Entwicklung denildiğinde gayet anlaşılırdı değil mi? Hızlı olan gelişim demiş olurduk. Ancak C1 seviyesinde artık bir tık yukarıdan bu durumu artık neyi anlatıyorsak ifade ettiğimizde eine rationelle Entwicklung demiş oluyoruz ki bu artık C1 seviyesi bu C1 seviyesine denk düşmüş oluyor. Dilerseniz bu yapıları arkadaşlar bir telaffuzuna dikkat ederekten bir tekrarlayalım. Ardından diğer yapılara da bir bakalım. Real,
Real. Der reale Austausch. Der reale Austausch. Reell. Reell. Reelle Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Reelle Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Ideal. Ideal. Die ideale Beziehung. Die ideale Beziehung. Ideell. Ideell. Ideelle Bedürfnisse. Ideelle Bedürfnisse. Rational. Rational. Das rationale Denken. Das rationale Denken. Rationell. Rationell. Eine rationelle Entwicklung. Eine rationelle Entwicklung. Şimdi arkadaşlar iel ile sonlanan sıfatlara bir bakalım. Bu sıfatları arkadaşlar isim ve sıfat şeklinde görüyor olacağız. Öncelikle the existence arkadaşlar varlık demek. Bunu ben varlıksal olarak diyecek olursam, yani varlıkla ilgili olarak diyecek olursam existential demem gerekiyor. Demek ki the existence varlık demekken existential varlıkla ilgili olan anlamına gelmiş oluyor arkadaşlar. Diğerine baktığımızda the substance arkadaşlar bu da madde demek. The substance demek ki madde demekmiş. Madde ile ilgili olan dediğimizde substantiel demem gerekiyor. Demek ki ne oluyormuş arkadaşlar? Kök olarak yine aynı kalıyor. Sadece iel ile sonlandığında demek ki substance ne oluyormuş? Substantiel, tıpkı değil mi? The existence, existential şeklinde yorumlanmış oluyor. Die Tradition, evet, die Tradition bu da gelenek demek arkadaşlar. Die Tradition. Bakın el ile sonlandığında geleneksel diyecek olursak traditionell demem gerekiyor. Demek ki die Tradition gelenek, geleneksel diyecek olursak traditionell dememiz gerekiyormuş. Das Individuum, individuell. Eminim ki individuell karşımıza çıkmıştır arkadaşlar. Bireyle ilgili olan, kişiyle ilgili olan demek. Ancak ben kişi diyecek olursam das Individuum diyorum. Das Individuum demek ki kişi. Ancak kişisel dediğimde individuell demem gerekiyor. Bir sonraki isme bakalım arkadaşlar. Die Sensation. Sensationell. Evet, Türkçe'de de var bu. Sensationell. Yani sansasyonel. Tabi güzel Türkçe'de özellikle magazinde sansasyonel söz gelimi aşklardan bahsedildiğinde burada olumsuzluk çağrıştırabiliyor bu. Ancak sensasyonel, evet, olumsuz olabileceği gibi daha çok arkadaşlar büyük anlamında, müthiş, büyük anlamında kullanılan bir sıfat sensasyonel. Yani müthiş, büyük, sensasyonel. Ancak die Sensation denildiğinde bu isim haliyle karşımıza çıkmış oluyor arkadaşlar. Müthiş, büyük denildiğinde demek ki die Sensation denmiş oluyor. Bu ne olabilir? Örneğin bilimde bir başarıdan bahsedilirken ya da işte müthiş bir ne olabilir? Müthiş bir olay vardır. Dolayısıyla biz bunu sensasyonel olarak ya da die Sensation olarak ifade edebiliyoruz. Mutlaka böyle bir olumsuz anlamı yok arkadaşlar. O anlamda sensasyonel demek ki büyük anlamına gelmiş oluyor. Bir diğerim de die Kultur, adı üstünde zaten kültür. Kültürle ilgili olan diyecek olursak demek ki ne oluyormuş bu da? Kulturel şeklinde ifade ediliyormuş. Bakın buradaki el ile sonlanan sıfatları görüyoruz ve burada ne oluyor arkadaşlar? Bunların isim hallerini ne yapmış oluyoruz? İsim hallerinden sıfata nasıl dönüştüğünü görmüş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. The existence. The existence. Existential. Existential. The substance. The substance.
substantiell, substantiell. Die Tradition, die Tradition, traditionell, traditionell. Das Individuum, individuell, individuell. Die Sensation, sensationell, sensationell. Die Kultur, kulturell, kulturell. Dersimizin bu bölümünde arkadaşlar, abel ya da ibel ile sonlandırılan sıfatları ve iös ile sonlandırılan sıfatları görüyor olacağız. Abel ya da ibel arkadaşlar, burada daha çok bir Latinceyi hissediyoruz ve bu yapabilir anlamına gelmiş oluyor ve genelde pasif cümlelerde karşımıza çıkıyor bu yapıdaki sıfatlar. Ne demek istediğimi örnekler içerisinde zaten anlayacaksınız arkadaşlar. Acceptable, evet, acceptable ne demekti? Accept, kabul etmek, öyle değil mi? Kabul edilebilir diyecek olursak demek ki acceptable dememiz gerekiyor. Cümlemize bir bakalım, ne diyor cümlemiz? Der Vorschlag des Leiters ist unacceptable. Bakın bu sefer acceptable ne olmuş? Unacceptable, yani burada bir olumsuzluk var. Kabul edilemez anlamına gelmiş oluyor. Tabi örneğimiz onu gerektirdiği için acceptable de diyebilirdik. Ne diyor cümlemiz? Der Vorschlag, öneri demek. Der Vorschlag des Leiters, müdürün ya da şefin önerisi anlamında. Der Vorschlag des Leiters ist Der Vorschlag des Leiters ist unacceptable. Tabii Türkçeden Almanca'ya geçişlerde böyle dili sürçmesi olabiliyor. Kusuruma bakmayın. Demek ki burada şefin ya da yöneticinin önerisi kabul edilemez anlamına gelmiş oluyor. Değil mi? Acceptable demek ki olumsuzlukta un takısını alıyor, ön takısını alıyor ve unacceptable olmuş oluyor. Praktikabel, praktik bu uygulama demek arkadaşlar. Bu da gene Latince'nin hissedildiği bir sıfat. Çünkü abel ile, değil mi? İbel, abel ile bittiğinde aslında bakıldığında hepsi Latince kökenli. Ancak bunlar da daha bariz bir şekilde ortaya çıkmış oluyor bu durum. Die Datensammlung muss praktikabel sein. Evet, Datensammlung, data ya da veri. Sammlung neydi? Biriktirme anlamına geliyordu. Dolayısıyla güzel Türkçe'de data biriktirmesi demeyiz, öyle değil mi? Veri tabanı diyebiliriz, öyle değil mi? Die Datensammlung ne olmalı? Muss praktikabel sein. Yani uygulanıyor olmalı, değil mi? Yani uygulamada herhangi bir sorun çıkartmamalı gibi düşünülebilir. Die Datensammlung muss praktikabel sein cümlesi. Tolerabel, evet, tolere edilebilir. Tolerenin diğer anlamı neydi arkadaşlar? Ben bir şeyi tolere ediyorsam aynı zamanda ne yapıyorum? Hoşgörülü davranmış oluyorum, öyle değil mi? Dolayısıyla hoşgörülü, tolere edebilir anlamına gelen tolerabeli görüyoruz. Die Menschen in Europa bleiben tolerabel. Evet, Avrupa'daki insanlar nasıl kalıyorlar? Tolere, yani hoşgörülü kalıyorlar anlamına gelmiş oluyor. Yani karşı kültüre, örnek veriyorum, saygı duyuyorsa, değil mi? Karşı düşüncedeki bir insana saygı duyuyorsa biz bunu tolerable olarak niteleyebiliyoruz. Dilerseniz bu üçünü bir tekrarlayalım arkadaşlar. Demek ki acceptable neymiş? Kabul etmek anlamına, kabul edilebilir anlamında. Demek ki unacceptable de olumsuz olduğunda ne oluyormuş? Kabul edilemez. Dolayısıyla der Vorschlag des Leiters ist unacceptable denildiğinde şefin önerisi kabul edilemez. Praktikabel, bu da uygulamada, değil mi? Uygulanabilinir anlamında. Umarım doğru söylemişimdir. Değil mi? Uygulanabilinir. Die Datensammlung muss praktikabel sein. Veri toplaması, değil mi? Veri tabanının uygulanabilir olması gerekiyor demiş oluyoruz. Yani işlevsel olması gerekiyor anlamına da gelebiliyor, değil mi bu durumda?
Diğeri de neymiş? Tolerabil, hoşgörülü, tolere edilebilir, değil mi? Anlamında. Die Menschen in Europa bleiben tolerabel. Avrupa'daki insanlar nasıl kalıyorlar? Hoşgörülü kalmaya devam ediyorlar anlamına gelmiş oluyor. Ve son örnek olarak da arkadaşlar ös, iös ile sonlanan sıfatları bir görelim. Burada ne diyor? Nervös, artık bunu biliyoruz. Nervös neydi? Sinirli ya da gergin anlamına da geliyor. Öyle değil mi? Bakalım ne diyor cümlemiz? Machen Sie den Trainer nicht nervös. Evet, burada bir emir kipi, imperatif durumu var. Ne diyor? Antrenörü sinirlendirmeyin diyor, değil mi? Dolayısıyla machen Sie den Trainer nicht nervös denildiğinde burada tabii bir saygı formu, değil mi? Antrenörü sinirlendirmeyin, heyecanlandırmayın, yükseltmeyin anlamına gelmiş oluyor bu cümle. Serious, bunu da eminim biliyorsunuzdur. Serious, ciddi anlamında, değil mi? Serious. Man sollte am Arbeitsplatz serious bleiben. Bu da anlaşılır bir cümle. Arbeitsplatz, iş yerinde nasıl kalınmalı? Ciddi kalınmalı, değil mi? Dolayısıyla man sollte am Arbeitsplatz serious bleiben. İş yerinde ne yapmak gerekiyor? Ciddi kalmak gerekiyor. Kesinlikle katıldığım bir cümle bu. Ve son cümleye geldi sıra arkadaşlar. Religiös, dinle ilgili anlamında religiös. Cümlemize bir bakalım. Es gibt viele religiöse Familien in Großstädten. Evet, birçok büyük şehirde birçok religiös, dini aile demeyiz de güzel Türkçe'de ne deriz? Mutaassıp aileler, değil mi? Büyük şehirde birçok ne varmış? Mutaassıp aileler varmış demiş oluyor bu cümle. Demek ki religion, din, religiös, dini ya da az önce söylediğim gibi mutaassıp anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla es gibt viele religiöse Familien in Großstädten demiş oluyoruz. Dilerseniz bu son üç cümleyi şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Nervös demek ki neymiş? Sinirli ya da gergin anlamına da gelebiliyor, değil mi? Söz gelimi bir sınava gireceğizdir ya da işte bir gergin durum varsa biz bunu nervös olarak da adlandırabiliyoruz ya da sinirli anlamına da gelebiliyor. Bu cümlede machen Sie den Trainer nicht nervös, sinirlendirmeyin anlamına gelmiş oluyor. Antrenörü sinirlendirmeyin demiş oluyor bu cümle. Serious de neymiş demek ki? Ciddi demekmiş. Man sollte am Arbeitsplatz serious bleiben. İş yerinde nasıl kalınmalı? Ciddi kalınmalı diyor cümlemiz ve religiös dini dinle ilgili. Dolayısıyla burada tabi mutaassıp ailelerden bahsettiğimizde religiöse Familien, dolayısıyla toparladığımızda es gibt viele religiöse Familien in Großstädten, büyük şehirlerde birçok ne varmış? Mutaassıp aileler varmış demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Akzeptabel. Akzeptabel. Der Vorschlag des Leiters ist unakzeptabel. Der Vorschlag des Leiters ist unakzeptabel. Praktikabel. Praktikabel. Die Datensammlung muss praktikabel sein. Die Datensammlung muss praktikabel sein. Tolerabel. Tolerabel. Die Menschen in Europa bleiben tolerabel. Die Menschen in Europa bleiben tolerabel. Nervös. Nervös. Machen Sie den Trainer nicht nervös. Machen Sie den Trainer nicht nervös. Seriös. Seriös. Man sollte am Arbeitsplatz seriös bleiben. Man sollte am Arbeitsplatz seriös bleiben. Religiös, religiös. Es gibt viele religiöse Familien in Großstädten. Es gibt viele religiöse Familien in Großstädten. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.